War of the Giants'ta Almanya İsveç karşısında hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, hemen milli ekranımıza bakalım. Orta saha Levin en güçlü oyuncuları, defans Brolin bunlardan bile daha iyi mi? Larsson da kanatta etkilidir. Ayrıca İsveç savunması duvar gibidir. Maşallah, subhanallah. Frederiks nerede? Frederiks yok. Şifreyi paylaşıyorum. Oyun gene güncellendi arkadaşlar. Şu an kalsa yeni bir şut eklendiği söylendi. Harunez mi şut? Bakacağız. Vargas. Şistra. Süper kat. Zangajin Havayek'teki versiyonuymuş. Şimdi yorumlarınıza bakalım. Ben bütün oyunu bitirdim demiş bir kardeşimiz. İyi, ne güzel. Abi o hata bende de olmuştu. Kaleci topu yakaladığında çok ileri atarsak oyun atıyor. Şimdi bende şöyle bir durum oldu. Ben zaten maç bitti. Videoyu gördüğünüz zaman o kesiti 0-0, yani maç bitiyor. Topu yakaladı. Ben dedim ki uzağa atınca acaba ne olacak dedim. Hani direkt tuşa basınca öyle bir şey oldu maalesef. Bir an video maçın yarısından başlayınca afaladım. Aslında yarısı değil, sonuydu yani o. Hatta son saniyeler işte. Editte hata yaptığını düşündüm. O amirlerin hatasını görünce durumu anladım. Çünkü Tsumax'ın dediğine göre bu olayı ben dahil başka kişiler de yaşamıştı. Yani. Şutu kurtarmak için enerjiden tasarruf etmek istedim ve yakalama yaptın ama bu sana bir gole mal oldu. Yumruk yapsaydın topu kurtarma olasılığın daha yüksek olabilirdi. Çünkü ben de oynarken genellikle normal oyuncular karşı yumruk yapardım. Ama eğer normal oyuncular Arda'da şut çektiyse süper GK yapardım. Sen bana nazaran bu maçta daha iyi bir iş çıkardın. Ben oynadığımda 1-0 bitmişti ve birkaç kere fire shoot çekmeme rağmen ya direkten dönmüş ya da kaleci savrulmasına rağmen topu uzaklaştırmıştı. Şans işte. Güzel videoydu. Sonraki maçta başarılar diliyorum. Eyvallah. Kalsa slider shoot yakışmamış. Canlı yayınları ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Doğru, kalsın şutunu değiştirdi arkadaşımız, bakalım. Valla canlı yayınları da büyük ihtimal artık bu videodan sonra diye düşünüyorum ama bakalım, inşallah hayırlısıyla. Zangajin Havahek'indeki gibi topu alma animasyonları olsa ve topu aldıktan hemen ekrana geçsek güzel olurdu. Doğrudur. Rise of the Champions da ABD'nin özel oyuncu olarak kaleci Azvan, orta saha Ryan Ortiz ve forvet Blake Martin vardı. Bu hack'te de onlar olsaydı süper olurdu. Bu manga hack olduğu için senin dediğin de Rise of'un kendi böyle mangada olmayan karakterler olduğu için yani çok şey durmaz. Arkadaşlar, kaleci pas attığında oyunun hata verme sebebi topu boşa atmanız. Yani hani yerde bir kere sekiyor ve kimse yok diyor ya, işte o yüzden. Aslında o sahne öncesinde tam Müller legajı yaparken bir böyle duraksıyor. Dikkat ederseniz ona da dikkat edin. Onur abi de videoyu yanlışlıkla uzağa atıyor. Yanlışlıkla değil ya, ben onu direkt isteyerek attım. Ya bir deneyim dedim, ne olacak? Bana bir maça mal oldu. Kaleciyle pas verirken oyuncunun tam üstüne atarsanız böyle atamazsınız. Doğrudur. Vallahi kardeşim, sistemi ben indirdim ama NES çalıştırmıyor. Şifre girdim, o da olmuyor. Takılıyor. Başka NES programı önerir misin veya paylaşır mısın? Acaba sorun ne? Şu anki şeyinde state falan da var. Yani oradan load'dan gelebilirsin. Save dosyada paylaşmış arkadaşımız. Onu bir dene. Kod altyapısı destekliyorsa kalsın kürdanını fırlatarak ciddileşip özel şut o sertlikte çekse daha güzel olacak gibi duruyor. Keşke olsa da nerede? Senin dediğin çok farklı bir şey. Abi bir soru soracağım, rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Ama bana bir Tsubasa manga hack önerir misin Android? Ya Android'de maalesef hack oyunları çok sağlıklı çalışmıyor. Çünkü biz çok fazla kod eklediğimiz için, çok fazla değişiklik yapıldığı için o tam onu desteklemiyor maalesef. Android'de çalışmıyor. Bilgisayarda oynayın. Kaleciyle topu kurtardıktan sonra pas atma seçeneğinde pas kutucuğu rakip sahasından taşıp siyah alanda belirlediğinde pas verirseniz kitlenme oluyor. Tabi boş alana pas aldığı için hata veriyor olabilir. Birkaç arkadaşımız da bu şekilde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdi. Bu iki durumdan kaynaklı gözüküyor. Pas kutucuğu sağdan taşıp siyah ekranda ise o anda pas vermeyin ve sağ içerisine getirip ve ayrıca kutucuğu oyuncunun üzerine getirip pas verirseniz sorun olmayacaktır. Ben bu şekilde yapıyorum ve bugüne kadar hiç hata almadım. İyi. Schneider'ın saçının üstünde oluşan kare, kare alan yeni eklenen portrelerden kaynaklı. Bu yeni eklenen portreler hemen oyunda Schneider'ın portresini etkiliyor, ne yazık. Zulüm. İşte bu. Eyvallah. Kalsa kirpi şutu ve kirpi kayması gelebilir.
Hem animeye de uygun olmuş olur. Ne düşünüyorsun? Güzel fikir. Tsubasa Rise of New Champions'taki Amerika ile karşılaşsan nasıl bir maç olur acaba? Güzel olurdu herhalde. Abi tamam biliyorum o zaman. Bu arkadaşa Rise of New Champions'ta oyuncu eklemeyi anlattım bir anlamadı maalesef. İnşallah sorunu çözülmüştür. Diğer yorumda söylemeyi unuttum. Patlatmışsın gene güzel espriyi. Kals'ın kürdanının incelenmesi güzeldi. Kals'ta slider şut yerine ne olabilir bilemedim. Ayrıca Shister'da çalım yer bulursam beklerim. Abi sıradaki maç çok zor onu söyleyeyim. Bakalım. War of Chains Super GK oyunu var. Onu indirdim. Çalışıyor ama bu oyun çalışmıyor. Aynı şekilde Shin oyunu da indirdim. O da olmuyor anlamadım. Ben mi yapamıyorum? Discord'dan da yazabilirsin ya. Bir bakalım resimli falan yardımcı olalım sana. Evet sonunda sen de bu hataya vermiş. Yeni güncelleme ile bu kodları 7000'lerden 3FX'lere taşıdım. Baştan tekrar oynadım. Hata yok bakalım fark edecek mi? Bir arkadaşımız bu topu baş atınca oluyor demişti. Aynen sende de öyle olmuş. Sebebi bu bence de. Doğrudur. Bu nasıl Almanya? Shista'da özel şut yok, çalım yok, pas kesme yok. Almanya'yı zayıf atmış. Oynaması zevkli olmayan bir takıma dönüştürmüş. Schneider'da non fire shoot neden yok? Kalsın slider shoot'u çok zayıf. Daha kaleye gitmeden durduruyorlar. Hatırladığım kadarıyla Almanya'nın Weaver'da daha çok özelliği vardı. Valla doğrudur. Doğru hatırlıyorsunuz. Yorumlarınız bu kadardı. Maça başlayalım. Aslında KS yerine bir X koyabilirsin. O da iş yapar. Ben öyle yapıyordum. Lars son. Yani 2S'ydi herhalde. Neyse çok önemli değil ya. Hadi bakalım. Bayağı da ara verdik seriye. Bayram falan girdi araya. Ben de biraz dedim kafa dinleyeyim. Sürekli video üretiyoruz. Ama nedense videolar tam izlenmiyor. O da beni üzüyor arkadaşlar. Bu arada FC 24 serisine de başladık. Aynen hayırlısı olsun. Yoğucu baba da artık yoruluyorum falan demiş. Emekliliğini istemiş. Bu da üzücü bir durum. Keşke şey yapsaydı yani böyle bir ekiple çalışsaydı. Bir de dijitalleşmeden falan bahsediyordum. Mangada dijitalleşme falan diyordum. Adam da haklı. Oğlum bu bro oyunda kesin şey de vardır ha. Bir fire çakalım. Kesin power block falan da vardı. Oto block pardon. Fire. Gol geliyor. Bakalım İsviçre'nin soundtrack'ı nasıl? Bu soundtrack değil de Shatterhand'in soundtrack'ı vardı. O çok güzel giderdi buna ya. Ben çok Path of Super Striker'da da o soundtrack'ı eklemek istemiştim ama bir türlü şey yapamadım. Portre Heroi hackinden. Darkness of King Heroi. Uçuver, uçuver, uçuver. Yani anlaşıldı bu. Hadi kalt. Yapalsa kalt yapar. Hadi kocum iş başına. Ama ayıp ediyorsun kardeşim. Gerçekten çok ayıp.
Jülle şut ha. İşte kalsa böyle bir şut. Direkt kaleye gidebilecek bir şut. Müthiş. Bu şut kalsa gider. Öyle bir anda basacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi basmam. Bu maç sonrasında Schneider'la Müller sakatlanıyor ve Brezilya fark atıyor şeye. Almanya 5-0 kazanıyorlar. Ya nasıl koşuyor ya? Allah'ım ya. Alacaktı gibi koşuyor. Akabinde Rising Sun mangasında, burası spoiler. Schneider da bayağı bileniyor Brezilya'ya. Sanırsa bayağı bir gol atıyor. Ama sonra Brezilya çıkmayı garantilediği için çok şey yapmıyor, gücünü göstermiyor. Naturez de Santana falan hep yedekte. Rivaldo yedekte. Sonra oyun alınca Brezilya o maçı kazanıyordu. Çok ilginç. Kardeşim ayıp ediyorsun. Ulan ben bu şutu vururum ama Brolin bu aklara ama merak ediyorum şut ne? İşte bak. Aşağılık herif. Bence direkt o gülle şutunu Kaltz'a vermen daha doğrudur. Bu şut da fena değil ama tam o gülle şutu Kaltz'a yakışır. Tüm animelerde, mangalarda bu şeydir arkadaşlar. Önce bir takım çıkar. Mesela ilk sezon Almanya, değil mi? Schneider genç imparator, Müller şöyle güçlü, Kaltz efendim Schuster, Margas cabası falan. Oyuncular mis gibi kaliteli vesaire. Sonra akabinde SSS. SOS. 4S olsa of. Ne güzeldi lan öyle. O şeyi, topun o çoğaldığı, böyle falso olup çoğaldığı sahne çok güzeldi. Neyse arkadaşlar, ne anlatıyordum ben? Ne zaman zaten bir şeyler anlatsam gol yemeye başlıyoruz. Ne diyordum? Akabinde ikinci sezonda bir takım çıkıyor. Hatta biri bir şey çıkıyor mesela. Mesela İsveç. O karizmatik takımın canını okuyor yani öyle. Bir de şey muhabbeti vardı yani onların. Teknik direktörleri şey diyordu. Belirli skorlar aldık ki finale kadar Brezilya karşımıza çıkmasın gibisinden bir cümle kullanıyordu. Yani daha da atarlarmış Almanya'ya. Yani öyle düşündürtürüyor. Oh. İşte bu be, aferin Kaltz. Şu Schuster'ın pas yakalamasını kullanabilsek keşke de. Kardeşim topa vurdum, adama geldiyse ben ne yapayım? Ver gerilimi, ver. Ver. Yeterince sıkıntı yok zaten. Bir de gerilim ver üzerine. Evet be, baban da mı oyuncuydu? Gel bakayım.
Merak ediyorum bu şeyi. Oh, oh canıma değsin. Moon Slider tut. Aynısıydı adeta. Hadi koçum. Şunu kurtar zaten hikaye bitiyor. Yapma yapma. Bizi direkten dönen top mahvetti ya. Hasta bitmiş. İlk yarıda 2-2'lik beraberlik var ama ikinci yarıda her şey aleyhimize arkadaşlar. Özellikle Schneider ve Müller bakın bitik vaziyette. Schneider bir tık daha iyi görünse de. Lan tırsak gelsene maça. Hadi kardeşim şunu. Uzun soluklu kaymayı niye yapmadı acaba? Kodum yok. Çık mal top hadi. Aferin. Bak. Spiker de çıktı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi Margas'ta Alman yatakta belalar operasyonda biraz zamana biraz hayata biraz da bakmamız lazım. Ama yanılıyorsunuz. Schneider'la ataktayız. Çekilelim lan lan. Oha! Olamaz. Ne aşağılık bir kaleci ya. Fire shot'u yakaladı ya. Bak işte bunlar olmuyor kardeşim gerçekten. Hani kalecinin ekmeğini suyunu verirken biraz dikkatli olmak lazım. Ve şu an oyunu domine eden süper top. Hadi koçum yakala bu topu bak. Hadi. Heh. Tamam kaleci bitik. Artık bir top mop gelirse hapı yuttuk. Biraz zaman oynayacağız. Lanet olsa aşağılık kaleci tüm planlarımızı mahvetti. Yalnız benim elemanlar da bitik ya. Margas'ı kullanabiliriz ama uçsa bile geri döner. Kaleci belki. Belki olur belki olmaz. Kafada deli sorular. Gol atsak bile Müller pert. Bir şey yapacak. Ulan var ya.
Ne yapsam olmuyor ya. Hayat gibi işte yani. Boşa koyuyorsun, dolmuyor. Doluya koyuyorsun, almıyor. Aferin, bir de bu şeyden geldi. Hadi ver Schneider'a gitsin. Harika. Schneider çok hızlı ha. Şu an tüm içgüdülerim bana şu öne geçti hıyar. Orada aslında tüm şeyi vurmak istiyordum ama işte otoblok jin rengini değiştirdi maalesef. Yalnız Müller de bitik vaziyette ha. Yani gol attık, akabinde durdurmazsak gol yiyeceğiz. Ya nasip hadi. Hadi. Yapma be, yapma be. Hayda. Ulan ne düşlüyoruz ne. Harika. Bitirmez. Tam böyle adamlar gol atana kadar attıktan sonra şey yapar. Öf, benim bir oyuncum yok mu orada anasını satayım ya? Böyle lan böyle. İşte. Hadi afiyet olsun hadi. Aferin. Maç berabere bitti, tamam, sonra bir daha mı oynayacağız bu maçı? Hayda ya, niye yeniliyorum ben? Ben yeniliyordum zannediyordum ama berabere kalmışım herhalde ya. Neyse arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.